Yumurta kalp krizi riskimizi yükseltir mi? Her gün yenir mi? Kolesterol gerçeği nedir? Her sabah kahvaltıda bir yumurta yiyorsanız aklınızdan geçen şu olabilir. Acaba sağlıklı mı yapıyorum yoksa fark etmeden kalp krizi riskimi mi artırıyorum? Yıllardır kafamızı karıştıran bu soruya artık bilim net cevaplar veriyor. Ve bugün yumurta hakkındaki efsaneleri birlikte yıkıyoruz. Gelin yumurta hakkında bildiğimiz her şeyi yeniden gözden geçirelim. Siz hemen abone olurken ben de konuyu açıklamaya başlıyorum. Yumurta, doğanın en pratik ama en zengin gıdalarından biridir. Düşünün 70-80 kaloriyle hem tok tutuyor hem de 6 gram kaliteli protein sunuyor. Üstelik içinde A, D, E, B12, vitaminleri, folat, selenyum ve özellikle de kolin gibi çok kıymetli maddeler var. Ama gelin görün ki yıllardır yumurtaya bir öcü gibi bakılıyor. Sebebi de malum kolesterol. Peki gerçekten öyle mi? Yumurta kolesterolü artırır mı? Kalp krizi riskimizi yükseltir mi? İlk olarak şunu netleştirelim. Kolesterol, vücudumuz için gerekli bir yapı taşıdır. Hormon üretiminden hücre, zarlarına kadar her yerde görev alır. Aslında vücudumuz her gün yaklaşık 1000 mg kolesterolü kendisi üretir. Yani biz dışarıdan kolesterol aldığımızda vücut bu üretimi azaltır. Bir nevi denge kurar. Kısacası bir yumurta yediğinizde vücudunuz paniklemiyor. Aksine adapte oluyor. Peki bilim bu konuda ne diyor? Harvard Üniversitesi'nin 30 yıl süren geniş kapsamlı araştırmalarına göre sağlıklı bireylerde günde bir yumurta tüketmek kalp damar hastalıkları riskini artırmıyor. Aynı şekilde 2020'de British Medical Journal'da yayınlanan büyük bir meta analizde haftada bir ila 7 yumurta tüketiminin kalp krizi ya da felç riskini artırmadığını gösterdi. Bazı özel gruplarda, özellikle tip 2 diyabet hastalarında yumurta tüketiminin daha dikkatli ele alınması gerektiği belirtiliyor. Ama sağlıklı bireyler için genel tablo oldukça net, yumurta korkulacak bir gıda değil. Yumurtayı özel kılan sadece proteini değil. İçeriğindeki kolin beyin ve sinir sistemi için hayati bir madde. Özellikle hamilelikte bebeğin beyin gelişimi için çok önemli. Ayrıca yaşlı bireylerde hafıza ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde de olumlu etkileri var. Ve bir başka güzel özelliği göz sağlığını koruyan lutein ve zeaksantin. Bu antioksidanlar yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı sizi koruyabiliyor. Şimdi gelelim en çok tartışılan konu olan yumurtanın sarısına. Bazıları hala sarısını yemez, kolesterolden korkar. Ama aslında yumurtanın esas besin zenginliği orada, yani sarısında. Vitaminler, kolin ve antioksidanlar hepsi sarısında. Beyazı sadece proteindir ama sarısı besin değeri açısından çok daha yoğundur. Bugün bilimsel veriler şunu net söylüyor. Sağlıklı bireyler için yumurtanın sarısını yemek gayet güvenlidir. Peki, her gün yumurta yenir mi? Cevap, çoğu insan için evet. Günde bir, hatta iki yumurta, genel olarak sağlıklı bireyler için uygundur. Tabii ki burada önemli olan bütün beslenme düzeniniz. Bir yanda haşlanmış yumurta, diğer yanda sucuklu, tereyağında kızartılmış yumurta. Bunlar aynı şey değil. Yani mesele sadece yumurta değil, onu nasıl pişirdiğiniz ve yanında neyle yediğinizdir. Yumurta, Aynı zamanda çok ekonomik bir protein kaynağıdır. Et veya süt ürünlerine kıyasla daha ucuz ama neredeyse aynı kalitede protein içeriyor. Bu da onu sadece sağlıklı değil, aynı zamanda erişilebilir bir gıda da yapıyor. Bitkisel kaynaklı proteinlerle karşılaştırıldığında ise biyolojik değeri çok daha yüksektir. Vegan olmayanlar için dengeli ve doyurucu bir protein seçeneğidir. Bunun yanında genetik Farklılıklar konusu vardır. Bilim bize şunu açıkça gösteriyor. Her bireyin vücudu aynı şekilde çalışmaz. Bazı insanlar genetik olarak diyete daha hassas tepki verir. Özellikle kolesterol metabolizmasında bu fark daha da belirgindir. Bu kişilere bilimsel literatürde hyper responder deniyor. Yani dışarıdan kolesterol aldıklarında, örneğin yumurta tükettiğinde kanlarındaki LDL kolesterol seviyesi biraz artabiliyor. Ama genellikle iyi huylu HDL kolesterol de birlikte yükseliyor. Bu da dengeleyici bir etki oluşturuyor. İşte bu yüzden yumurta herkese iyi gelir ya da herkese zararlıdır gibi keskin genellemeler artık yeterli değil. Beslenme tıpkı parmak izi gibi kişisel bir mesele. Ve bu da bize şunu hatırlatıyor. En doğru diyet size en uygun olanıdır. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra gelelim konunun özetine. Yumurta Kaliteli protein ve temel besin öğeleri açısından zengin bir gıdadır. Sağlıklı bireylerde günde bir yumurta tüketmek genellikle güvenlidir. Kolesterol içeriği vücudunuzun dengesini bozmaz. Çünkü vücut zaten kolesterol üretimini ayarlar. Yumurtanın sarısı korkulacak değil kıymetlidir. Kalp hastalığı veya diyabet gibi özel durumlarınız varsa mutlaka doktorunuza danışın. Peki Yumurtayı hayatınıza nasıl en doğru şekilde dahil edebilirsiniz? Bilim bize yumurtanın korkulacak değil, kıymet bilinecek bir gıda olduğunu söylüyor. Ama her sağlıklı gıda gibi yumurtayı da dengeli ve akıllıca tüketmek önemli. İşte yumurtayla dost bir yaşam için birkaç pratik öneri şöyle sıralayalım. Her gün aynı şekilde değil, farklı şekillerde pişirerek tüketin. Bir gün haşlama, bir gün omlet, bir gün poşe. Böylece hem sıkılmazsınız hem de besin çeşitliliğini artırırsınız. Aynı zamanda yanında neyle tükettiğiniz en az yumurtanın kendisi kadar da önemlidir. Beyaz ekmek ve işlenmiş etlerle değil, tam tahıllar, taze sebzeler ve zeytinyağıyla birlikte tüketin. Örneğin, haşlanmış yumurta, avokado, tam buğday ekmeği dengeli ve doyurucu bir kahvaltı olabilir. Bunun yanında fazla yağ ve tuzdan uzak durun. Tereyağında kızartılmış Sucuklu yumurta elbette nefis ama her gün değil. Kendinize özel günlerde küçük ödül olarak bırakın. Günlük tercihlerinizi daha sade ve doğal seçeneklerden yana yapın. Sadece kahvaltıda yumurta şart değil. Yumurtayı akşam yemeğinde fırın sebzelerin üzerine kırabilirsiniz ya da bir öğle salatasını haşlanmış yumurtayla doyurucu hale getirebilirsiniz. Yani yumurta sadece kahvaltıya ait değil. Günün her öğününe uyum sağlayabilir. Bu yüzden etik ve sürdürülebilir tercihler yapın. Mümkünse organik, serbest gezen tavuk yumurtası tercih edin. Hem doğa için hem kendi sağlığınız için daha iyisini seçmiş olursunuz. Sonuç olarak yumurta sade ama çok faydalı bir gıdadır. Kolesterol korkusuyla yıllarca kenara itildi ama artık biliyoruz ki doğru şekilde tüketildiğinde sağlığımızın dostu unutmayın. Sağlık sadece ne yediğiniz değil, nasıl yaşadığınızla ilgilidir. Bazen sağlıklı bir yaşam sabahları tavaya kırılan bir yumurtayla başlar. Bir başka videoda başka bir sağlık mitini birlikte sorgulamak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bilimle, sağlıkla ve afiyetle kalın.